Şimdi de Behzat Bey'in atölye mutfağında nefis tatlıların yapılışlarını izliyoruz. Sevgili izleyiciler, lezzet şölenimize Gaziantep'te Behzat, evet, Bozkurt'un moderatörlüğünde devam ediyoruz. Bülent, evet, hocamız Bülent, bu işin duayenlerinden Bülent ustamız, ne yapacaksın? Gaziantep'e özgü Gaziantep baklavası yapacağız. Bülent kardeşim, malzememiz nedir? Malzememiz koyun yağı, sade yağ dediğimiz, kaymağımız, yine fıstıklarımız, bir de fıstıklarımız var. Evet. Toz fıstık. Toz fıstığımız, iri fıstığımız. Toz fıstığımız lezzet kalsın diye ekliyoruz. İri fıstığı da görüntü olarak, görüntü kalsın diye. Buyur Bülent hocam, buyur Bülent usta. Gerçekten bak, tül gibi açıyor Behzat. Daha önceden açmış olduğumuz hamuru şu an. Tül bak, gibi açmış ama. Evet, ince olması lazım, çıtır çıtır olması için. Maşallah ihracatınız bir aylık fazla. Evet. Özellikle Almanya'ya. İhracat odaklı kurulmuş bir firmayız zaten. Evet, ellerinize sağlık. Amacımız ülke ekonomisine katkı sağlamak. İhracat yaparak. Evet. Gaziantep'te en çok baklava ihracatı yapan firmalardan birisiyiz. Evet, ellerinize sağlık. Şimdi bu arada sevgili izleyiciler, tül gibi açılan yufkamız bu şekilde kat kat Bülent ustamızın marifetli ellerinden tepsimize diziliyor. Gerçekten çok çok güzel bir, yani baklava zaten buradan belli oluyor sayın seyirciler. Bakın ne kadar güzel, tül gibi açılıyor. Evet, alttan okuyabiliyoruz değil mi gazeteyi? Okuyoruz efendim. Evet. Şu anda o kadar ince ki birbirine yapışmaması için ayırt ediyor. Behzat, ustamız kaç yıllık, hemen bir soralım. Tabii ustamız 35 yıllık usta. Bizim usta başımız. Bir usta zaten hemen hemen minimum 10 yılda yetişiyor. Tabii usta başı olmak için, her şeyi yapabilmek için, yaptırabilmek için minimum 30 yıl deneyim gerekiyor. Çok zahmetli bir iş Bülent hocam. Çok gerçekten. Çok zahmetli, meşakkatli bir iş. Evet. Ama yani severek yaparsan hiç zahmet etmez. Yemesi de güzel oluyor. Aynen. Önemli olan bu işi severek yapmak. Evet. Şimdi bu şekilde alıyorsunuz kırıklıklarını. Bu şekilde alıyoruz. Baklavanın mutfaklarını hazırlıyoruz. Evet. Şimdi ayırdık bir kısmını. Alayım aldık göze kız anne. Fıstıklı baklavanın yapılışını görüyoruz sayın seyirciler. Çeşit çeşit baklavalar yapıyorsunuz. Evet, yaklaşık 20 çeşit baklava çeşidimiz var. Ama biz bugün en çok tüketilen, coğrafi tescil almış olan fıstıklı baklavamızı yapacağız. Şu anda baklavanın tavan kısmını sereceğiz. Sade yağımızı ekliyoruz. Çok titizlikle çalışıyor Bülent usta. Biz de nefeslerimizi tuttuk sayın seyirciler. Hakikaten nefeslerimizi tutup bu anları böyle kare kare sizlere aktarıyoruz. Hakikaten çok çok önemli bir baklava yapımı. Evet, şu anda düşüyoruz. Şu anda parçalara böldüğümüz hamuru döşeme yapıyoruz. Baklavaya katmanını oluşturuyoruz. Evet. Fıstık tabii çok çok önemli malzeme, evet, olarak. Evet. Olmazsa olmaz ekstra da. Anlatır mısın gerçekten fıstıklı baklava hem dünyaca meşhur oldu hem de özellikle fıstık çok değerlendi, kıymetlendi. Tabii. Adeta altın kıvamına geldi. Nedir bunun özelliği? Bu fıstıklar mesela, hemen malzememizi de görüyoruz sayın seyirciler. Fıstıklı baklavanın malzemesi işte gördüğünüz gibi. Fıstıklar. Bu ne fıstığı, bu ne fıstığı? Baklavayı oluşturan temel unsurlardan birisi de Gaziantep'imize özgü fıstıktır. Evet. İki çeşit fıstığımız var. Burada ince toz fıstığımız. Toz fıstık? Evet. Boz iç fıstık, erken kırım. İlk mahsul, ağaçtan ilk toplanan fıstık. Evet. Tamamen yeşil. Yeşil. Evet. Baklavada boz iç fıstık kullanılır. Evet. Çok çok önemli tabii boz iç fıstığın baklavada kullanılması. Şimdi tabii ortaya doğru gelmeye başladık. Ben orta diyorum. Orta kaymak kısmı. Evet. Fıstığın bu
kaymakla fıstık giriyor çünkü orta kısma. Şu anda parçalarımızı tek tek döşüyor ustamız. Ortaya doğru geldik. Evet, bu aşamada süt ve irmikle yapılmış olan kaymağımız var. Bu da Gaziantep baklavasının orijinalinde olmazsa olmazlardan. Evet sayın seyirciler, kaymağımız da geliyor. Evet, kaymağımız da geldi. Yağımızı serpiştiriyoruz. Yağımızı ekliyoruz kat kat kabarması için. Ustamız tüm aşamaları tek tek gösteriyor. Şimdi kaymak yatırma aşamasına geçtik. Kaymağımızı aldık. Ne kaymağı oluyor bu? Bu süt kaymağı. İrmikle yapıyoruz yani sütle irmikle. Baklava özgü bir kaymak. Evet. Kaymağımızı karıştırdıktan sonra bu kaymağı açarak tepsiye yayacağız. İnce bir şekilde kaymağı dağıtmamız lazım tepsiye. Dengesiz şekilde yayarsak baklavamızın da görüntüsü dengesiz şekilde çıkacaktır. O yüzden bu aşama çok önemli görüntü açısından. Behzat kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Maşallah. 25 yaşında bu kadar önemli işlere imza atıyorsun, istihdam sağlıyorsun. Evet, ülkeye. Çok şükür. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Teşekkür ederiz. Gerçekten örnek bir gençsin. Teşekkür ederiz. Biz seni hep örnek olarak görüyoruz. Çünkü 25 yaşında bu kadar faa çalışıp dünyaya baklava yollamak önemli bir istihdam. İhracat gerçekten ülkemiz için çok çok önemli sayın seyirciler. Şu anda gördüğünüz gibi kaymağımız artık tepsimize dağıldı. Evet, şimdi sıra geldi fıstıkları. Şimdi lezzet versin diye taban ince fıstığımızı atıyoruz. Yeşillik versin. Evet, bolca fıstık kullanıyorsunuz. Behzat Bozkurt. Orijinal Gaziantep baklavasında kilo oranında minimum 170 gram fıstık vardır. Minimum oranda biz de kullanıyoruz. Şu an fıstığını attık. Kenar fazlalık olan hamurumuzu alıyoruz. Evet. Şimdi geri kalan şu anda baklavanın üst katmanını oluşturuyoruz. Yüzlüğe doğru ilerliyoruz. İlerliyoruz. O kadar ince ki görüyorsunuz birbirine yapışmış vaziyette. Behzat Bozkurt hangi ülkeler var ihracatta? Şu an İngiltere'de var, Almanya'da var, Fransa, Hollanda, Amerika, Kanada. Çok seviyorlar. Singapur, Mauritius tabi. Öncelik tabi bizim Türk gurbetçilerimiz tüketiyor ama orada yaşayan vatandaşlar da artık yavaş yavaş alışıyor baklavamıza. Tanıtıyoruz onlara da. Evet Bülent kardeşim. Döşeme işlemi bitti. Baklavanın en üst katmanını yüzükle ifade ettiğimiz olayı gerçekleştiriyoruz. Evet, yüzlük bu şekilde oluyor. Neden yüzlük deniliyor Behzat Bozkurt? Hamurun en ince ve en özel yeri yüzlük. Görüntü için, kabarması için, fırında renk alması için bu kısım çok önemli. O yüzden dediğim gibi hamurun en ince ve en özel yeri yüzlük olarak kullanılıyor. Şu anda sonun son aşamadayız evet. Ve evet son ufkamızda girmiş oldu ve gerçekten de bakın bu şekilde ortaya çıktı ürünümüz. Şimdi tabii büyük bir sanat bu. Evet, dünyaca ünlü baklavamız. Kenarını fazlalığını alıyoruz. Şekillendirmeye başladık şimdi tepsimizi. Şimdi artık kesim zamanı. Kesim zamanına geçiyoruz evet. Evet. Evet, kesimi bakalım nasıl yapıyorsun. Belli ölçekte keseceksin. Evet, hepsi aynı şu şekilde olacak. Göz aşinalığı var artık. Evet. Şu anda görüyorsunuz sayın seyirciler. Bakın Bülent Hoca, Bülent Usta bu şekilde
Belli aralıklarla, belli ölçekte. Evet. Hepsi eşit şekilde kesiliyor. Bu aşama usta için en zor aşamadır. Dilim aşaması, dilimleme aşaması. Bu kadar göz aşina olmuş ki 35 yılda. Minim kaymıyor sağa sola. Yani normal bir insan herhalde bunu kesse kesemez sağa tabii, sola. Tabii çok zor. Evet, eline sağlık. Sağ olun hocam. Bir tarafı bitti, bir tarafı şimdi kesiliyor. İkinci tarafı. Evet. Bakın. Evet. Bu arada sürekli siliyor da. Evet. İçerisine kaymak olduğu için hamurun yüzüne yapışmasın diye bıçağı silmek zorundayız her dilimde. Evet, ya, şu anda sade yağımızı boşaltıp baklavamızı yağla buluşturuyoruz. Bakın tek tek üstünden geçiyor ki iyice yağ aralara girsin ve fıstıkla birleşsin, kaymakla birleşsin. Evet, son olarak yine yağımızı serpiştiriyor ve artık fırına girelim. Şu anda fırına girmeye hazır oldu. Evet sevgili izleyiciler, baklavamız fırına giriyor artık Behzatçığım, harika oldu. Bakır tepside yaptığımız baklavamız meşe odunuyla köz haline gelmiş taş fırınımıza girdi. Gerçekten de önemli fırın değil mi? Evet, 40 dakika sonra hazır artık. Harika. Sevgili izleyiciler, dünyaca meşhur Gaziantep baklavasını artık fırından çıkartıyoruz. Behzat çok heyecanlı. Baklavamız hazır. Çakıyor, nar gibi kızarmış. Vay harika çıktı, harika. Evet. Baklavamız hazır sayın seyirciler. Artık şerbet vereceğiz. Evet, Behzat şerbeti giriyor şu anda. Artık şerbetin girme vakti geldi. Oynuyor baklavalar şu anda. Evet. Fokur fokur. Çok güzel görüntüler var sayın seyirciler. Harika. Şerbetin tatlıyla buluştuğu an gerçekten görülmeye değer. Dünyaca meşhur Gaziantep baklavası. Evet, baklava da dans ediyor adeta tepsinin içerisinde. Evet. Aynen öyle. Ellerine sağlık Bülent Usta. Teşekkür ederim. Sizin de ayağınıza yüreğinize sağlık. Evet, şimdi de showroom'a geldik. Baklavalar böyle dizilmiş, envai çeşit baklava var sıra sıra. Neler var? Hemen böyle bir anlat bize. Şu an için fıstıklı baklavamız, özel şubiyetimiz, midye baklavamız ve özel karemiz var tezgahımızda. Gaziantep'te en çok satılan çeşitler bunlardır. Gerçekten de güzel duruyor şu anda. Hepsi birbirinden farklı. Midye baklavayı görüyorum. Hemen burada özel şöbiyetimiz var. Özel şöbiyet var. Hakikaten hepsi birbirinden güzel. Evet sevgili izleyiciler. Hakikaten Behzat genç yaşta çok güzel işlere imza atıyor. Bu gördüğünüz tüm baklavalar sayın seyirciler. Hakikaten burada 45 tane mesai arkadaşının elinden çıkıyor. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.